İstanbul Bağcılar'daki bir sitede yıkılma tehlikesi olan bina yıllardır boşaltılmıyor. Son olarak binanın suyu ve doğal gazı kesildi. Bina sakinleri haliyle isyan etti. Evimiz, hakkımız, hakkımız, evimiz. Kaç metrekare evinin? 80. Verdikleri metrekare kaç? Vermiyorlar. Yani vermiyorlar. Sıfır. Hiç yok. Bana daireni bırak git diyorlar. Benim de 8 metrekarem var. 30-40 milyar verip hadi güle güle git diyecek. Bana 1 metre 22 bin lira veriyorlar. Yaklaşık 3 yıldır yılan hikayesine dönüşen bir hikaye bu. Bağcılar'daki iki bloklu bu sitede kentsel dönüşüm krizi kaldığı yerden devam ediyor. Suyu doğalgazı kestiler, bizi kurtardılar mı şimdi? 3 yıldır evlerini terk etmeyen bu binanın sakinleri hala direniyor ve evimizden çıkmayacağız diye isyan ediyor. Hak mağduriyetimiz giderilse. Hak mağduriyetimiz giderilse. Hak mağduriyetimiz giderilse. Tamam, binamız depreme karşı dayanıksız olabilir. Versinler bizim hakkımızı, yıksınlar. Biz teslim etmeyeceğiz. Biz direnmeye devam edeceğiz. Bakın, sitenin diğer bloğu buradaydı 3 sene önce. 2019 yılında bu blokta oturanlar isyan ettiler. Evlerimizde çatlak var. Bir an önce bu sitenin iki blok birden kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz dediler. Tepemize yıkılacak diye çok korkuyoruz. Yanımızdaki bina sakinleri itiraz etti. Kısaca biz bu binayı yıktırmak istemiyoruz. O itirazlara rağmen bu bina yıkıldı. Depreme dayanıklı değildir raporu çıktıktan sonra. Bu blok için de aynı rapor çıktı. Eski toprak sahibi ve müteahhitler polis zoruyla buradan karot aldırttık. Binanın hasarlı olduğu ortaya çıktı. Evet. Buna rağmen bu binada yaşamak istiyor musunuz? Şu an gidecek yer var mı? Gidecek yerim yok, ne yapayım yani? Ya deprem olsa, yıkılsa? Çürük olayı hikaye. Çadır açalım o zaman buraya. Muammer Yılmaz'ın bu apartmanda 120 metrekarelik bir evi var. Ama bina yıkılır, kentsel dönüşüme girerse Muammer Bey tanıdıkları hak sadece 10 metrekarelik bir hisse. İşte o da buna haksızlık diyor. 100 metrekare evde oturuyorsunuz, size verdikleri? 8 metrekare. O kadar para verildi. Yani imar affı kime yaradı ya? Biz burada binanın yıkılmasına karşı değiliz. Bizim hakkımızı versinler. Şu an binada doğalgaz yok, su yok. Kesilen boru da bu. Gazımızı da şu kuttan keserekten gittiler. Tam da bayramüstü bina sakinleri ne yapacağız diye kara kara düşünüyor. Ben az önce gittim, 8 bloktan aşağı ev yok. Evet, çıkmak istemiyoruz.